Yine yapay zeka ile ilgili bir haber. Peş peşe ikinci haber olacak ama çok kritik. O yüzden hemen yapalım bakalım. ChatGPT 4. ChatGPT 4. Bu çevrilecek bir şey yok. Özel isim zaten. Many of us rely on Dr. Google to self-diagnose our aches and pains. Çoğumuz rely dayanmak, güvenmek demek. Çoğumuz güveniyoruz veya dayanıyoruz. Neye? Doktor Google'a veya Google amca falan diyoruz ya biz böyle deyim olarak. Biraz o da bu deyim şeklinde kullanmış. To self-diagnose. Diagnose teşhis etmek demek. Self-diagnose kendi kendimizi teşhis etmemiz anlamına geliyor. Yani kendimizi teşhis etmek için self-diagnose ache ağrı, pain acı, ağrı ve acılarımızı teşhis etmek için kendi kendimize Google'dan yardım alırız diyor çoğumuz. The coming of AI has brought a much more powerful tool to help with this. ChatGPT-4. AI'ın gelişi getirdi, ne getirdi? A much more powerful tool, çok daha güçlü bir araç, alet getirdi. Burada araç diye çevirsek daha doğru olur. Araç diye anlasak daha doğru olur. To help with this. Buna yardımcı olmak için, bu kendi kendimizi test etmeye yardımcı olmak için güçlü bir araç. Neymiş bu araç? ChatGPT-4 diyor bu haberde. This is the next generation of the chatbot ChatGPT, which is only 4 months old. Bu yeni jenerasyonu, yeni nesli diyor. Neyin? ChatGPT'nin, which is only 4 months old. Sadece ve bu ChatGPT ne kadar eskiymiş, ne kaç yaşındaymış? Sadece 4 aylıkmış bu ChatGPT. Doctors believe ChatGPT-4 will revolutionize their work and improve the lives of patients. Doktorlar inanıyorlar. ChatGPT 4'ün revolution devrim demek, revolutionize devrim getirmek gibi yorumlayabiliriz. ChatGPT-4'ün devrim getireceğine inanıyorlar. Neye? İşlerine ve geliştireceğini, the lives of patients, hastaların hayatlarını geliştireceğine inanıyorlar. Patient, sabırlı olmak anlamı falan var. Hasta olmak anlamı da var. Onu karıştırmayın. Bu karıştırabileceğiniz bir şey. Patient. Buna dikkat edin. Burada zaten biraz daha tıpla alakalı şeyler öğreniyorsunuz. Diagnose, teşhis etmek. Patient, hasta. Ache, ağrı. Pain, acı. Bunu büyük ihtimalle biliyordunuz. Ama devam edelim. Three artificial intelligence experts have written a book titled The AI Revolution in Medicine. 3 yapay zeka uzmanı bir kitap yazdı ve bu kitabın adı neymiş? AI devrimi, yapay zeka devrimi tıpta. Yani tıpta yapay zeka devrimi. They say ChatGPT-4 will provide surgeons with critical life-saving advice and information. Onlar diyor ki ChatGPT-4 sağlamak anlamı var. ChatGPT-4 sağlayacak surgeon, cerrah. Cerrah biliyorsunuz, ameliyatlara giren doktora cerrah diyorduk. Veya bilmeyenleriniz için belki daha küçükler bilmeyebilir. ChatGPT 4 cerrahlara sağlayacak, ne sağlayacak? Kritik, hayat kurtarıcı tavsiye ve bilgi sağlayacak. They say we need to start understanding AI's potential. Diyorlar ki, yani onlar diyor, bu onlar değil ki, şu kitaptan bahsediyor tahminen veya kitabın yazarlarından bahsediyor. Diyorlarmış ki, we need to start understanding AI's potential. Anlamaya başlamamız lazım. Neyi? AI'ın, yapay zekanın potansiyelini. Bununla ilgili ben de bir şeyler duydum. Bu özellikle çok ciddi veri işlenmesi gerektiren şeylerde veya çok ciddi deney gerektiren şeylerde, çok fazla böyle milyonlarca, trilyonlarca mümkünat ya ihtimal olan deneylerde diyeyim, bayağı işleri kolaylaştıracak gibi duruyormuş. Bu sadece bir tarafı tahminen. Sadece bu ChatGPT-4 değil tabii, sadece bir sürü AI şeyi çıkıyor şu anda. The new book says ChatGPT 4 will be invaluable to doctors. Yeni book diyor ki ChatGPT 4 invaluable. Okay. Invaluable olacakmış kimlere? Doktorlara. Bu invaluable ne demek? Valuable değerli demek. Bunu biliyorsunuzdur. Invaluable paha biçilemez demek. Paha biçilemez. Yani değerini bilmiyoruz. Paha biçemiyoruz. O kadar değerli olacak. O anlamı var. It suggests the chatbot will be like having a benevolent mentor servant with access to nearly all the world's medical knowledge at your fingertips. Öneriyor veya söylüyor da diyebiliriz. Hala kitaptan bahsediyoruz.
Chatbot will be like olacak ne gibi olacak? Having a benevolent iyi niyetli, iyi gibi anlamları var. İyi bir mentor, akıl hocası demek. Servant daha hizmet eden kişi, hizmetçi anlamları var. Akıl hocası, hizmetçi yani şöyle chatbot hem akıl hocalığı hem de hizmetçilik size yapabilecek, hizmet edebilecek diyor. With access to nearly all the world's medical knowledge. Access erişim demek. Ve bu akıl hocasının, bu size hizmet edecek bu şeyin, aynı zamanda hem akıl hocası hem bu hizmet edecek şeyin dünyadaki neredeyse bütün tıbbi bilgiye erişimi var diyor. Ve bu sizin parmak uçlarınızda diyor. The author said that from diagnosis to medical records to clinical trials, its impact will be broad. Yazarlar dedi ki, author yazar demek. Yazarlar dedi ki, from diagnosis, diagnosis neydi? Teşhis. Teşhisten to medical records, tıbbi kayıtlara, to clinical trials ve tıbbi kayıtlardan klinik denemelerine, deneylerine. Its impact will be broad. Impact, etki demek. Burada ne diyor? Etkisi diyor, will be broad. Broad da geniş demek. Etkisi çok geniş olacak diyor. Çok dememiş gerçi, geniş olacak diyor. Neyse. However, ama bu kelime biraz karıştırılabilen bir kelime. Artık B2 seviyesinde çok karıştırmıyor olmanız lazım ama but'la tamamen aynı şey however. Sadece daha resmi yerlerde however'ı kullanıyoruz. Bu. Anlam olarak aynı tamamen. However, ama they also acknowledge that AI cannot address all medical complications. Ama onlar da kabul ettiler. Acknowledge, bu yine bilmediğiniz bir kelime olabilir. Bir şeyi kabul etmek, kabullenmek anlamına geliyor. Onlar da kabul ettiler diyor. Neyi kabul etmişler? AI tüm tıbbi komplikasyon aslında veya komplikasyon Türkçe'de böyle kullanılıyor da yanlış hatırlamıyorsam. Daha da komplikasyonu da anlayamazsanız şu demek yani problem gibi burada anlayabilirsiniz. Tam karşılamıyor sanırım ama problem gibi anlayabilirsiniz. Tüm tıbbi problemleri, tüm tıbbi sıkıntıları çözemez diyor. Adres burada hepsini direkt halledememek gibi. Hepsini bir şeye adres etmek, o şeye yönelmek, o şeyi halletmek gibi anlamları var. Bildiğimiz ev adresinin dışında. Burada tüm sıkıntıları halledemez gibi bir şey söylemiş oluyor. The author said, ChatGPT-4 can make inaccuracies in otherwise sound medical advice. Yazarlar dedi ki, ChatGPT-4 can make, yapabilir, ne yapabilir? Inaccuracy. Accurate, isabetli demek. Inaccuracy, isabetsizlik demek. ChatGPT ne yapabiliyormuş? İsabetsizlik yapabiliyormuş. In otherwise diğer türlü demek. Diğer türlü sound. Bunu karıştırabileceğiniz bir şey. Burada mantıklı anlamına geliyor sound. Şimdi ayrıntılı açıklayacağım. Diğer türlü mantıklı tıbbi tavsiyede bazı ne diyor? İsabetsizlikler yapılabilir diyor. Sound'un ses dışında mantıklı anlamı da var. Mesela that's a sound decision dediğim zaman o mantıklı bir karar demiş oluyorum. That's a sound decision mesela gibi. Mantıklı anlamı da var yani. Ne diyor? ChatGPT isabetsiz olabilir diyor. Eklediler that it still gives ve aynı zamanda ne veriyormuş? Wrong answers. Yanlış cevaplar. That almost always look right. Bu problem. Yanlış cevaplar veriyormuş ve bu yanlış cevaplar neredeyse her zaman doğru gibi görünüyormuş. Bu bayağı sıkıntı. Şu an için en azından. Şu an ChatGPT çünkü böyle %99 doğru, %1 yanlış falan da değil. Yanlışlık oranı %80'i 20 miydi? Sallamış da olmayayım. Tam hatırlamıyorum ama az değil yani yanlışlık oranı. O yüzden ChatGPT'den bilgi alırken dikkatli, biraz seçici olmanız lazım. Direkt her şeye inanmayın ama bir bilgi özetlettiriyorsunuz. ChatGPT'ye bir şey ürettiriyorsunuz. Fikir alıyorsunuz vesaire. Bayağı faydaları var yani. Ama her ChatGPT'nin söylediğine inanmayın. Ona dikkat edin. Şimdi bu seviyedeki haberler bitti. Bundan şu videodan devam ederseniz eğer C1 seviyesinde haberlerden devam edeceğiz. Aynı bu siteden. Ondan sonra orada da bir 10 tane video var. Veya onun dışında direkt bildiğimiz gerçek haber videoları da yapacağım gerçek sitelerden. Bu
NBC olsun, CNN olsun, New York Times olsun vesaire vesaire. Bildiğimiz ünlü sitelerden haberler de okuyacağız beraber. Onları da geçebilirsiniz. Eğer C1 seviyesinde haberler okuyorsanız eğer aslında gerçek haberler de okuyabilirsiniz. Karar size kalmış ama beraber devam ediyoruz inşallah. Hadi bakalım. Başarılar.